Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçenlerde Dolmabahçe Sarayı'nda düzenlenen iftar programında sanatçılarla bir araya gelmişti. Tabii bunu gören muhalefet ağzını açtı ve sanatçıları kötülemeye başladı. Onlara göre sanatçı CHP'li olur veya solcu. Onlara göre sanatçı dindar olamaz. Yıllarca dindar ve sağcı sanatçıları dışlayan bu zihniyet şu anda kuduruyor. Muhalefetin son iftar yemeğine tepkisine ise Hakan Ural dayanamadı ve karşılık verdi. Bir abimiz ödül almış sırf solcu olduğu için. Yapmayın ya. Hem sanatçının hakkını yemeyin, hem ödülünüzü küçültmeyin, hem de inançlı biriyseniz kulaklı yemeyin kardeşim. Kanal D'de program yapan ve sık sık yorumlarıyla gündeme gelen Ural, paylaşımında reisle iftar, memleketi, milleti için 20 yılı aşkın hiç durmadan çalışan halkın oyları takdiriyle defalarca temsil ettiği makamda halkına, ülkesine binlerce saymakla bitirilemeyecek eserler kazandırmış ve kazandırmaya devam eden yiğit, mert, vicdanlı Cumhurbaşkanımız Erdoğan, ellerimizi hiç bırakmadık. Sevmek ayıp mı yahu? İfadelerini kullandı. Davete Bülent Ersoy, Orhan Gencebay, Hülya Koçyiğit, Coşkun Sabah, Demet Akalın, Hülya Avşar, Yavuz Bingöl, Umut Akyürek, Müşerref Akay, Yonca Evcimik, Ahmet Selçuk İlkan, Tamer Karadağlı, Metin Şentürk, Gamze Özçelik, Şafak Sezer ve Alişan gibi ünlü isimler katıldı. Tabii bazı sanatçı kılıklı kişiler de maalesef bu durumu eleştirdi. Onlara göre sanatçı dediğin Erdoğan'la görüşmemeli. Herkes kendi imtihanından geçer ve son notu daima yerlerin ve göklerin sahibi verir. İğneyi kendimize defalarca batırarak şimdi elimize çuvaldızı alalım. Vakit geldi geçiyor bile. İnsanlar Akdeniz'de ölürken, insanlık boğulurken, hayatında hiçbir zaman anne baba diyemeyecek bir çocuk ülke ülke gezerken, hani nerede ülkemin yıllarca sesi çok çıkan sanatçıları? Hümanizm çığlığı atanlar nerede? Suriye'de bir sürü insan öldü. Bunlar sizin hümanizm sınırlarınız içine girmiyor mu? Arap kadınlar, Arap çocuklar ölünce ses çıkarmayan sanatçılar sizce de gerçekten sanatçı mı? Zulmün ırk ayrımını yapandan sanatçı da olmaz, sporcu da olmaz, insan da olmaz. Sizler Ağrı Dağı'nın, Veysel'in, Karacaoğlan'ın, Eyüp'ün, Fatih'in, Erciyes'in, Alaaddin Tepesi'nin, Yörük Obalarının, Kürt aşiretlerinin, Avşar ellerinin çocukları mısınız? Yoksa onun bunun kültüründen devşirilen, içinden çıktığı kültüre yabancılaşan, ama yine onların sırtından para kazanmaya devam eden Olimpos'un çocukları mısınız? 1970, 80 ve 90'lı yılların tek kanallı döneminde devrin darbeci yönetimleri tarafından milletin önüne sürülmüş boyalı lejyonerlerden başka bir şey olmadığınız tasdiklendi. Bazılarınızsa güya o dönemlerde yok sayıldınız. Ama şimdi mazlumları yok sayıyorsunuz. Türkiye'de yaşadığınız halde Türk milletinin hassasiyetlerine sırtınızı döndünüz. Yaptığı her şey unutulan insanlar olarak kalacaksınız. Zulmün karşısında sessiz kalışınızsa vicdanlarda asla unutulmayacak. Çocuklara Kur'an öğretmek orta çağ zihniyetidir diyen CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel'i Kılıçdaroğlu bu en doğal hakkıdır diyerek susturdu. Ama bu hezeyan, Özer'in kişisel tepkisi değil, CHP'nin kurumsal tavrıdır. CHP'de muhafazakar görünme ihtiyacını ilk hisseden İsmet İnönü'dür. 27 yıllık tek parti diktatörlüğü döneminde milletin oyuna hiç ihtiyaç duymayan CHP,
1946'daki ilk seçimde milletten ne kadar uzak olduğunu fark etmiş, iktidarı dipçikle zor kurtarmıştı. Bu yüzden 1947'deki 7. kurultay öz eleştiri kurultayına dönüşmüştü. CHP mebusu Hamdullah Supi Tanrı Över, isyan noktasına getiren din düşmanlıklarını şöyle özetlemişti. Yanıma gelen meclis hademeleri ağlayarak, vallahi billahi 6 köyde bir tek imam kaldı. Ölülere nöbet bekletiyoruz. Böyle giderse ölülerimizi köpek deşi gibi gömeceğiz, dedi. CHP'nin millet diye bir derdi yoktu. Ama yağmur gibi yağan benzer şikayetler iktidarın elden gideceğini gösteriyordu. 1950 seçimleri yaklaşınca daha da panikleyen İnönü, Ocak 1949'da Başbakan Hasan Saka'yı istifa ettirerek İlahiyat Fakültesi kurucusu gibi göz alıcı bir dindarlık makyajı bulunan Şemsettin Günaltay'ı başbakan yapmıştı. Oysa bilmediği dine sarılan öncekilerin aksine, bilerek din düşmanlığı yapan bu dindar başbakanın darbeleri çok daha ağır olacaktı. Eskiden üç Müslümanın bir araya gelmesi örgüt suçu sayılırken, dindar başbakan bu sınırı ikiye indirmişti. Seçim öncesinde Müslümanların ağzına bir parmak bal sürmek için kapalı olan 19 türbenin açılmasına karar verilmişti. Başbakan Günaltay'ın ilk açtığı türbe, İngiliz vesayetçisi Mason Reşit Paşa'nın Beyazıt'taki şeyi olmuştu. Türk milleti samimiyle sahtekarı çok iyi ayırdığı için bu çakma dindarlıklar CHP'yi kurtaramamıştı. Millet iradesinin ipotekten kurtulduğu 1950 sonrasında ise bir daha kendine gelememişti. Zaman zaman laiklik elden gidiyor türü yanlış alarmlarla iktidarı gasp etseler de sonunda yine mecburen milletin huzuruna çıkıyorlardı. Oysa CHP, milletin kurduğu bir parti olmadığı için milletin kalbine giden yolu bir türlü bulamıyor, her adımda daha da uzaklaşıyorlardı. Çünkü muhafazakarlığı rol icabı olarak görüyor. Başarılı CHP yöneticisi olmak için İslam düşmanlığı yapmak gerektiğini sanıyorlardı. Nitekim tek parti döneminin rahatlığıyla CHP Genel Başkanı İnönü, elimizde güç varken hocaları kaldıralım, gençliğin kafasını Allah peygamber gibi haşa boş kavramlardan kurtaralım derken, CHP'li Başbakan Saraçoğlu da din zehirdir demişti. Ne yazık ki sonra gelen yöneticilerin tutumu da hiç değişmemişti. CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, çarşaflı kadınlara CHP rozeti takıyordu ama Anayasa Mahkemesi ile omuz omuza Müslümanlara zulmetmekten de geri durmuyordu. Seçim mitinglerinde başörtülü kız kardeşini yanından ayırmayan Muharrem İnce, CHP Grup Başkan Vekiliyken başörtüsü takmak saçını açma özgürlüğünden vazgeçmektir, diyordu. CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay'a göre ise, türban toplumu bölerdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, CHP'de türbanlı aday olabilir demişti. Ama o gece ne olmuşsa, ertesi gün CHP'de kesinlikle türbanlı aday olmayacak demek için basın toplantısı düzenlemek zorunda kalmıştı. CHP'deki çakma dindarlığın en çarpıcı örneği ise Kemal Kılıçdaroğlu'dur. 2010 yılında, "Türbanı biz özgür kılacağız" diyerek yola çıkmış, haramı, helali hiç dilinden düşürmemişti. Hatta helalleşme adı altında geçmişteki CHP zulümleri için zımnen özür bile dilemişti. Ama aynı Kılıçdaroğlu, kendi mahallesinden gelen derin eleştirilere ise CHP ilk çizgisinden bir milim bile sapmadı cevabını vermişti. "Zaten Kur'an öğretmek ortaçağ zihniyetidir" diyen Özgür Özel'de gerekçe olarak eğitimde birlik kanunu var demişti. Yani Kılıçdaroğlu kamuoyu önünde susturduğu Özel'le aslında aynı yerde duruyordu. Hülasa CHP, din düşmanlığını kurumsal hale getirmek için kurulmuştur ve 100 yıldır tevhid-i tedrisat noktasından bir milim bile ayrılmamıştır.